göz alıcı hikayesinin başrolü binlerce yıldır sabırla bu topraklara can veren çiftçilere ait. They feel hot, they feel the cold, they feel the rain, they feel the wind. And you know what I'll do? In respect to the farmers, I'll take off my tie. Yani bu toprakların bir meziyeti var. Anadolu bu işin menbaı, başlangıcı, kaynağı. Sosyoloji, matematik, fizik aslında hepsinin anası tarım. Türkiye'nin fauna ve florası çok değişiktir ve bereketlidir. Bu kelimelerle yatacağız, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik. Bu kelimelerle kalkacağız. Başkasının felaketi üzerine saadet kurulmaz. Biz çok uzun zamandır doğanın felaketi üzerine saadet kurmaya çalışıyoruz. Yaşlı ve bilge doğa bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Bundan sonra tarımın geleceğinde salgınlara hazırlıklı olmak çok önemli bir yer tutacak. Şirketlerin yönetimleri, üst yöneticileri şöyle düşünebilirler. Tarımın tanıtımına, tarım eğitimine fayda yaratabilmem için ben ne yapabilirim? Tarımsız bir ülkenin geleceği karanlıktır. Bunsuz zenginlik olmaz. Tarım bizim geleceğimiz. Göz alıcı hikayesinin başrolü binlerce yıldır sabırla bu topraklara can veren çiftçilere ait. They feel hot, they feel the cold, they feel the rain, they feel the wind. And you know what I'll do? In respect to the farmers, I'll take off my tie. Yani bu toprakların bir meziyeti var. Anadolu bu işin menbaı, başlangıcı, kaynağı. Sosyoloji, matematik, fizik aslında hepsinin anası tarım. Türkiye'nin fauna ve florası çok değişiktir ve bereketlidir. Bu kelimelerle yatacağız, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik. Bu kelimelerle kalkacağız. Başkasının felaketi üzerine saadet kurulmaz. Biz çok uzun zamandır doğanın felaketi üzerine saadet kurmaya çalışıyoruz. Yaşlı ve bilge doğa bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Bundan sonra tarımın geleceğinde salgınlara hazırlıklı olmak çok önemli bir yer tutacak. Şirketlerin yönetimleri, üst yöneticileri şöyle düşünebilirler. Tarımın tanıtımına, tarım eğitimine fayda yaratabilmem için ben ne yapabilirim? Tarımsız bir ülkenin geleceği karanlıktır. Bunsuz zenginlik olmaz. Tarım bizim geleceğimiz. Migros'ta müthiş cuma salıdan başlar. Yüzlerce elektronik üründe gerçek indirimlerle gerçek fiyatlar 24-27 Kasım tarihleri arasında Migros müthiş cuma günlerinde. Bekleyin, bu fırsatı kaçırmayın. Migros size iyi gelecek. Migros Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İzlen Erdem, yepyeni bir iyi tahminle karşınızdayım. Pazartesi, çarşamba, cuma, haftada 3 gün yayınımız var. Saat 13'te, bunu da biliyorsunuz. Çok eğlenceli, güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Peki yarışmamız nasıl? Hemen anlatayım. 10 tane tahmin sorumuz var. Tahmin soruları ne demek? Soruların yanıtını tahmin ediyorsunuz. Tam bilmenizi beklemiyoruz. Peki nasıl tahmin ediyorsunuz? Sayılar yazarak, hepsi sayısal yanıtlarımızın. Nereye yazıyorsunuz? Şu anda yazmakta olduğundan sohbet bölümüne yazıyorsunuz. Hani o renkler var ya, birazdan anlatacağım. O renk bölümüne yazıyorsunuz. Sonra
en yakın tahmini yapan en hızlı şekilde 100 puan alıyor. İkinci 99, üçüncü 98. Bu şekilde ilk 100'e giren puanı alıyor. Puanlar birleşiyor ve günün sonunda en yüksek puanı alan günün birincisi oluyor. Ve ne ödül kazanıyor? 250 money ödülü kazanıyor. İkinci olan ne kazanıyor? 100 money. Üçüncü olan da 50 money kazanıyor. 250, 100 ve 50 money. Aşağıda da görüyorsunuz 400 money ödül. 1 money ne kadar? 1 money 1 TL. Bilmeyenler varsa, bir kişi bile varsa onun için söylemiş olayım. Peki katılmak için ne yapmak gerekiyor? Tek bir koşulumuz var, abone olmanız. Sağ altta bulunan abone ol butonunu tıklıyorsunuz. Birazdan ekrana getirir yönetmenim de. Ve bildirimleri açmanızı istiyorum. O zil işaretine basarak böylece bizden haberdar olursunuz ama YouTube'a izin vermeniz lazım. Peki bu renkler ne oluyor? Hemen o renkleri de konuşalım. Giydiğim gömleğin rengini tahmin etmeye çalışan yarışmacılarımız var, sağ olsunlar. Ben de doğru tahmin edenlerin ismini okuyorum. Her gün böyle düz renk gömlekler giyiyorum. Bu bir şekilde kendi kendine başladı. Nur Sena Baştan mesela demiş. Nur Sena Baştan yeşil demiş. Tebrik ederim ve uğurlu gelmesini dilerim bu yarışmaya. Merve Özer keza aynı şekilde yeşil demiş. Şükran Güner'i. Recep Oyun'da Çağla Ağdaş, Berkay Çelik, Arda Erdost, Gamze İzmirli, Miyu, M-E-U, Miyu. Yeşil demiş. Fulya Koçak Yaşin, Ayşe Yediler, Zehra Süsem, Recep Oyun'da okumuştum. Zehra Serhat Uzunal, Münevver Ertekin, Ahmet Dabanca, Sibel Çakma okumuştum galiba. Bakıyorum şöyle başka. Var Gülay Tur, Erengül Genco, Alper Başrut, Buğrağan Uzun, Hülya 35 ve I Was Born to Live. Benim küçük dünyamda yaşlı ve bilge doğa bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir mi demiş. Ona da gülümsedim vallahi görünce. Çok fazla herhalde aynı şeyi tekrar ettik diye düşünüyorum. Bu arada önemli bir şey söylemek istiyorum. Burak Kurt kardeşimize geçmiş olsun. Okudum yorumlarda. Askerdeyim demiş. Korona oldum demiş. Çok çok geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede en hafif şekilde atlatır. Acil şifalar. Başka aramızda yine hasta olan varsa onlara da acil şifalar dileyelim. Umarım yakın zamanda bulduğum aşıyla birlikte, neden bulduğum diyorum, bana benzetmişler de Uğur Şahin'i. Benim biraz daha tabii yaş olarak büyüğüm. Bir Türk biliyorsunuz, karı koca Almanya'da. Bana benzetenler olmuş. O yüzden diyorum, şimdi merak edip herkes açıp bakacaktır. Biraz daha ileriki yıllarda belki olabilir. Neyse, şimdi artık yarışmamıza geçebiliriz değil mi? İlk soruyla başlayalım, gelsin sorumuz. Kuru incirin ağırlığı fıstığın kaç katıdır? Kuru incirin ağırlığı fıstığın kaç katıdır? Yani şöyle görsel olarak bakınca hani boyut olarak sanki 3 katıdır falan derim ama hacim tabii ağırlık farklı. Gelsin yanıtımız. Altı kat. Yani o kadar garip şeyleri karşılaştırıyoruz ki hiç hayatınızda bilmiyorum fıstıkla kuru inciri karşılaştırmış mısınızdır? Metin EKNY 100. olmuş. 4 yanıtı ile 1 puan almış. Gülay Tur 81. olmuş. Gülden Yüksel 63. Nuhat Tekin 45. Muzaffer Caner Ankaralı da 23. olmuş. 7. Seda Öztürk ne oluyor? 94 puan tabii. Ali Bulut 95 puan. Merve Özer 96. Fatih Keskin 97. Sevil Türkoğlu 98, Arvid Merlin 99 ve Ufuk Ağırbaş gelsin sorular demiş. Bu okuduğum bütün isimler 6 yanıtını vermiş. 6 katı tam bilmişler. Hem de en hızlı şekilde bilmişler. Peki aynı yanıtı vermişler. Niye birisi daha üstte? Çünkü daha önce yanıt vermiş. 2 saniyeye yakın Ufuk Ağırbaş önce yanıt vermiş. Müthiş. Hiç düşünmeden anında 6'yı demiş demek ki. İkinci sorumuz gelsin. 2019 yılında ülkemizde tüm salon ve seanslarda toplam kaç kere film gösterimi yapılmıştır? Yani bütün seansları düşünün, bütün filmleri, aynı filmi de sayıyoruz. Kaç kere film gösterimi yapılmıştır? Yani toplam kaç seans aslında? Öyle de düşünebilirsiniz. Çünkü her seansta bir film oluyor. Gelsin yanıtımız. 68.386. Yani her seansta bir film oluyor. Hani o yanlış anlamaya neden olabilir. Siz doğru anladınız onu. Yani her gösterimi bir tane, bir adet sayıyoruz. Ali
Kemal Aba, Ali Kemal Aba 600 yanıtını vermiş. 600 az olmuş. Yani neredeyse değil ya, yani bir sinemada bile düşünsenize, mesela bir salonda günde kaç seans oluyor? 5-6 seans oluyor değil mi? 6 seans olsa 360 gün var. Zaten 1800 falan yapar değil mi? 2000 yapar hatta yani. 2000'de sadece bir salonda, oradan işte hesap edin. ELT Matters 78. olmuş. Nurcan Akçay 70. Arzu Gül 42. Bolt Pilot 28. Ve Suzan Erkan da 15. olmuş. Sena Nur Uzun 2 neyle ama iyice uzattım. 94 puanla 7. olmuş. Şimdi iyice uzatınca aklıma kısa bir şey geldi. Onu anlatmak istedim. Ankara'da öğrenciyken, biliyorsunuz öğrenciyken çok pide falan yersiniz. Böyle gittiğimiz bir Karadeniz pidecisi vardı. İşte bir porsiyon dediğinizde, işte normal bir porsiyon, 1,5 deyince işte onun hani 1,5 katı. Fakat 2 porsiyon isteyince herhalde alın yiyin dercesine böyle bütün şeye, restorana rezil edecek şekilde böyle 2 garson böyle toplam, bakın ölçün 6 bıçak boyu, hiç onu unutmuyorum, 6 bıçak boyu pide getirirlerdi. Bir anda o aklıma geldi. Nereden aklıma geldi bilmiyorum da uzatınca Sena Nur Uzun'u. Neyse, 6. Eyüp Bayraktar 95 puan aldı. Nuray Yılmaz 96 puan aldı. Ceren Karakaş 97. 1887-98. Davut Of 99 ve Avalanche 2020 ikinci sorumuzun birincisi oldu. 100 puanı aldı. Şimdi hangi restoran diye merak edenler olacaktır. Vallahi adını hatırlamıyorum. Karadeniz Pidecisi'ydi. Ankara'daki öğrenci arkadaşlarıma duyurulur. Gerçi artık her şey online. Bu ara zor zaten gidiliyordur herhalde ama. Üçüncü sorumuz gelsin. Sahanın çapı kaç santimetredir? Bir sahan var. Sahanın deyince sanki futbol sahası da sahan diye olur değil mi? Kaç santimetredir? Sahanda yumurtanın sahanı bu. Yanıtımız gelsin. ...16 santimetre. Hemen şöyle bakalım yanıtlara. Yanıtlardan sonra da kimin önde gittiğini vereceğiz. Meryem Kahraman 23 santim demiş. 1 puan almış, 100. olmuş. Cengiz Işık 94. olmuş. Bülent Mehmet Kuş 80. olmuş. Musti Yıldırım 62. Urlalı 1907 46. olmuş. Muammer Ertekin de 22. olmuş. 7. Willy Wonka 94 puan. Serya Koçak. Bu ismi nerede görsem hatırlarım ya. İlk defa okuduğuma eminim. Serya Koçak. Serya Koçak. 95 puan aldı. Değişik bir isimmiş. Benim ismim de değişik olunca böyle dikkatimi çekiyor. 6. oldu. Hatta İrep diye bir isim duymuştum. Üniversitede şöyle oldu. Üniversitede telefon çalıyor biliyorsunuz. Orta işte yurtta rastgele biri açıyor. İşte birisiyle görüşebilir miyim dedi. Burak diye bir arkadaşını arıyormuş. Yok dedim, şu anda kim arıyordu? Ben İrep dedi, iletir misiniz? Tabii iletirim dedim. Aradan yıllar geçti. Ben bankada çalışıyorum. Bir gün böyle işte yeni bankaya başlayanlar diye böyle bölüm bölüm geziyorlarmış. Ben de borsa bölümdeyim, ziyarete gelmişler. Merhaba dedi, işte tanışıyoruz. Ben İrep dedi. Aa dedim, biz telefonda konuşmuştuk bir kere. Nasıl yani dedi. Böyle böyle işte anlattım, Burak'ı aramamış mıydınız falan diye. Aklımda kalır. O yüzden Serya ismini ilk kez okuyorum. Güzel bir isimmiş. Nostalji köşemizi, anılar köşemizi kapatalım. Sıkılanlar olabilir. 5. Aşkın Gizem Kayacan 96 puan. İsmail Ozan 97. F15 98. Arda Güneş 99 ve Emrah Özdemir de 100 puan aldı 3. sorumuzdan. Hızlıca hemen yönetmenim ekrana verirse kim önde gidiyor ona da bakalım. Willy Wonka 262 puanla önde götürüyor. Ali Bulut 260 puanla hemen ensesinde diyelim. SMA2HVN 201, Ceren Karakaş ve Arvid Merlin şeklinde gidiyor. Ceren Karakaş'ı tutarım burada. SMA2HVN'yi de tutarım. Willy Wonka'yı da düşünürüm. Yani eski bir yarışmacımızmış gibi geldiği için. Ama bakalım neler olacak. Daha çok var, 7 soru var. 4. sorumuzu alalım. Kız çocuğunun yaşı kaçtır? Ve içimizden maşallah da söyleyelim. Çok güzel bir kız çocuğumuz var. Maşallahımızı eksik etmeyelim. Nazarımızı değdirmeyelim. Dünyanın öbür ucunda olsa bile. Yanıtımız gelebilir şimdi. Beş. Evet, 5 yaşındaydı.
O yaşlar da gerçekten çok sevimli oluyor değil mi? Yani hem böyle artık çok daha fazla iletişim kuruyor, hem çok güzel böyle konuşuyor, tam söyleyemiyor kelimeleri. Çok güzel yaşlar. Çağla Ağdaş 8 yaş demiş, 1 puan almış. Vildan Çakır 77. olmuş. Sevil Türkoğlu 70. E.O. 53. Fatma Kaya 27. ve Osman Doğan da 15. olmuş. Geri geldim. Geri geldim 94. olmuş ama bu ara ödül alamıyor geri geldim. Alır ama ya çok yakındır yani bilirim ben. Geri geldim. Willy Wonka 95 puan. Buğrahan Uzun 96. Ece Kaya 97. Havva Zorba 98. Sevgi Barış Kardeşlik 99. Ve Berna Bal 100 puanı aldı 4. sorumuzdan. Bu arada aklıma geldi. Pazartesi günüydü galiba. 5. soruda çok yayın donmuş. Birçok yanıt veremedik, soruyu göremedik diyenler var. Ama hiç merak etmeyin. Sıralamayı etkileyen bir şey olmamış. Yani ödül sıralamasını aşağılarda belki olabilir tabii ama ödüllerde bir şey olmamış. Yeri gelmişken onu da hatırlatayım. 5. sorumuz gelsin. 2018 yılında ülkemizde yüksek öğretim için öğrenci başına harcanan ortalama tutar kaç TL olmuştur? Düşünün, özel okulları falan da düşünün. Ortalama kişi başı böyle bir istatistik tutuluyormuş. Nasıl tutuluyor bu da kolay değildir ama anket yoluyladır herhalde. Gelsin yanıtımız. 16.248 TL. İnanılmaz yüksek değil mi? Bana çok yüksek geldi görünce. Demek ki bu 2018 yılına ait. Neden 2018'i soruyoruz? Çünkü biraz istatistikler geriden geliyor. 2019 muhtemelen yoktu. 2020'nin zaten içindeyiz. Daha bitmedi. Yani şimdi 20.000'e yakın diyebiliriz ama enflasyonu düşünecek olursak. İnanılmaz bir rakam. 16.248 lira. Hemen şöyle bakalım. Mavi Pırpır 1565 yanıtını vermiş ve 1 puan almış, 100. olmuş. The Rainbow Over The neymiş? Clouds. The Rainbow Over The Clouds 82. olmuş. Böyle yeni isim görünce onu okumaya gayret ediyorum. Yağmur Gök Suman 67. olmuş. Aylin Çetin 41. olmuş. İsrafil Korkmaz 23. olmuş ve Ahmet Bereketlioğlu 12. olmuş. İlk 7'ye gelelim. Oğuz Dabanca 94 puan. Muhammed Ertekin 95 puan. Osman Doğan 96 puan. Halil Utku 97 puan. Halil Utku 100. olmuştu. Mustafa Dikmen de 1. olmuştu bir soruda. Bir şey demiştim ama hatırlamıyorum. Yani beraber o ona üzüm yedirsin bile öyle bir şey espri yapmıştım. Yaptınız mı bilmiyorum. Yusuf Güven 98 puanla 3. Esra Arı 99 puanla 2. ve Şafak Kavaklı. Şafak Kavaklı'yı da görüyorum. Hadi bir ödül de alsın inşallah. Çok güzel tahminde bulunmuş. 6. sorumuza geçtik. Alalım yanıtımızı. Sorumuzu, yanıtımız değil sakın. Tabaktaki Migros ev lezzetleri etli yaprak sarması kaç gramdır? Aman Allah'ım ne kadar lezzetli görünüyor. Yine bekar olanlar veya hazır yemek isteyenler, öğrenci arkadaşlar. Ne güzel hazır. Eskiden bu tip şeyler çok yoktu. Vallahi ne güzel şimdi hazır böyle al ısıt ye. Gelsin yanıtımız. 250 gram. 250 gram idi. Zaten bir pakette de 250 gram var. Burada da bir paketin açılmış halini görüyorsunuz. Çok güzel o Migros ev lezzetleri birçok yemek var. Tavsiye ederim bakmanızı. Bu arada tabii müthiş cuma diye geçiyor değil mi? Müthiş cuma demişiz. 24-27 Kasım değil mi? Orada da gerçekten çok çok iyi indirimler olacak. Öyle bir tiyo aldım. Benden duymuş olun. Zaten reklamını da yapıyoruz. Dünyada biliyorsunuz Amerika'da falan özellikle Black Friday diye geçiyor. Bizde bir türlü ismi oturmadı. Farklı farklı markalar farklı isimler veriyorlar. Bu arada onu da merak ettim. Zamanı gelince belki anlatırım. Neden Black Friday denmiş? Birkaç hikaye var. İlknur Kılıç 100. oldu. 1 puan aldı. 150 yanıtını vermiş. Cengiz Işık 78. olmuş. Eda Aksoy 65. Yusuf Güven 49. Masmavi ve Limon. Ne kadar güzel. 74. İsme bakın. Masmavi ve Limon. Davut Off da Davut Off. 11. olmuş. Bir markadan esinlenerek koydu herhalde ismini.
komik geldi. Sena Nur Uzun yine 7. olmuş, 94 puan. Ebru Irk 95 puan. Ebru Irk'a bu arada geçen gün dikkat ettim. Bizim neredeyse ilk yarışmamız veya ikinci yarışmamız olabilir. Oradan itibaren o zaman bile katılmış. Teşekkür ediyoruz kendisine yeri gelmişken. Ebrar Uzun 96 puan. Eğlence Kafası 97. Only You, Only You. Ne zamandır söylemiyorduk, 98 puanla 3. Leyla Ünlüer 99 puanla 2. Ve Umudum Umut. Ama çok U varmış ya. Bir anda böyle her zaman söylediğim ismi farklıymış gibi. Umudum Umut da 6. sorumuzun birincisi oldu. Saatlerimiz 13.16. Artık 6 soruda bittiğine göre yönetmenime Leb diyorum. Leb sevgili Yasemin. O da ekrana vermiş bile herhalde. Willy Wonka 460 puanla önde gidiyor. Ben söylediğimde belki de ekrandaydı. Komik duruma düşmüş olabilirim. Muammer Ertekin ve İsmail Ozan 2. Böyle biterse ne oluyor? Bilmeyenler için söyleyeyim. 100 money olan ikincilik ödülü ikiye bölünüyor. 50-50 kazanıyorlar. Ali Bulut 348. İnanılmaz çekişmeye bakın. Ceren Karakaş da 335. 334. Hadi Ceren Karakaş. Haydi Ceren Karakaş. Bastır. Birinci ol. Dualarımız seninle. Peki. Yedinci sorumuz. Evet. Gelsin. Karaköy Beyoğlu Tüneli dünyanın en eski kaçıncı metrosudur? Bugün güzel sorular var sanki. Bana mı öyle geliyor? Hoşuma gitti. Muhteşemdir. Bilmeyenler varsa böyle bayağı halatlarla çekilir. Tabii ki insan gücüyle değil ama yani çok eski ama hala çalışan bir teknoloji. Gelsin yanıtımız. İki. Dünyanın en eski İkinci metrosu. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da. İnanılmaz değil mi? Müthiş bir şey. Ekiosa, TRT'si var bir de. Ekiosa Japonya'dan katılıyor. 5 yanıtını vermiş ve 100. olmuş. Şerife Işık 81. olmuş. Buse Çirim 35. olmuş. Menekşe Porsuk 22. olmuş. Ve Yağmur Göksuman 10, Mavi Pırpır 9, Burak'ın Uzun da 8. olmuş. Enes Güner Doğan 7. 94 puan, Oğuz Çelik 95, Eyüp Bayraktar 96 puan, Emrah Özdemir 97, Nurullah Zorba 98, Havva Zorba 99. O Zorba ailesi 2'ye çıkmış. Ve Leyla Kurt da 100. olmuş değil, 100 puanı almış 7. sorudan. Leyla Kurt'u gördüm, aklıma yine Burak Kurt geldi. Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Bilmeyenleriniz varsa hastaymış kendisi. Acil şifalar diliyoruz. İyi bir eski bir yarışmacımız. 8. sorumuz da gelsin lütfen. Haber kaç yılına aittir? Migros dondurulmuş satıyor. Hazır yemek. Migros'un 9 mağazasında artık karides güveçten soslu ahtapota, balık şişten içli köfteye, bezelyeden ıspanağa kadar dondurulmuş gıdalar atıyordum. Dondurulmuş yemekler satıyor. Sorunun altındayken okuyamadım, uydurayım dedim ama. Evet, dondurulmuş yemekler o zamanlar başlamış. Ne zamanlar peki? Gelsin yanıtımız. ...1987. Epey eski aslında yani, düşünsenize. 33 sene önce. 33 sene deyip geçmeyin. 1987 baya erken bir zaman. Dondurulmuş gıda satmak öyle görüldüğü kadar kolay değil. Çünkü üretimden itibaren o soğuk zinciri bozmamanız gerekiyor. Üretilecek, orada güzel korunacak, kamyona aynı şekilde aktarılacak, kamyondan mağazalara gidecek falan. Gerçekten çok zor iş. 1987 çok erken bir tarih. Hakan Demiray 100. olmuş. 1999 demiş. Aynı Burak Kurt gibi. Burak Kurt dedik. Bakın 99. olmuş kendisi. Kitapsever Doğa Aşığı da 98. AA 78. Anadolu Ajansı gibi değil mi? AA 78. olmuş. Yağmur Göksuman 56. AYS Ayşe gibi herhalde. 39. olmuş. Meri Allah Allah, üst üste denk geldi. Meri de 20. olmuş. Selma Çinte 94 puan almış. 7. Çilek Kiraz 95 puan. Buradaymış Çilek Kiraz. Severiz. Ebrar Uzun 96 puan. Tuğçe Sandıkçı 97. Merve İnce 98. Only You 99 ve I Was Born to Live. 100 puanı aldı. Ben yaşamak için doğdum diyor.
Ve 8. sorumuzun birincisi oluyor. Son iki soru güzel cuma gününde. Gelsin 9. sorumuz. Sporcu Avrupa ölçülerine göre kaç numara ayakkabı giymektedir? Biliyorsunuz değişiyor ölçüler. Amerika'da farklı bir ölçülendirme sistemi var. O yüzden bunu belirtme gereği duyduk. Yani bildiğiniz yani o 40, 41, 42, 43 numaralar falan var ya. O seride yani. Kaç giyiyor? Vallahi bakalım bilen olacak mı? Çok merak ediyorum. Zor bir soru. Gelsin yanıtımız. ...62 numara. Düşünebiliyor musunuz? 62 tabii özel üretim oluyor bu tip şeyler. Bu tip numaralar. Bu arada boyu da 2.38'miş basketçinin. 2.38'miş 62 numara ayakkabısı var. Davut Of 100. Halil Utku 99. İkisi de 46 demiş. Oo, çok iyimser ya. 46. Yani zorlasanız yani zaten aramızda vardır 46 giyen. Adam görmediniz mi? Ne kadar devdi. Hayallerinizi daha geniş tutunuz. Bayağı 46 diyen olmuş. Niye öyle? Yani 30 kişi falan 46 demiş. 68. Resneli Niyazi Bey. Değişik bir isim. Resneli Niyazi Bey. Gizem Kara 30. olmuş. Yarışma tutkunu da 15. olmuş. İst İstanbul'da 13. olmuş. 88 puan almış. İst İstanbul deyince hemen aklıma Formula 1 geldi. Formula 1 bu hafta sonu İstanbul'da biliyorsunuz. Keşke seyircili olsaydı ama tabii ki bu ortamda seyircili olmaması aslında hayırlısı da. Yani keşke seyredebiliyor olsaydık. Çok seviyorum ben biliyorsunuz Formula 1'i. O yüzden yarın ve ertesi gün yarışlar ve sıralama turları var. Heyecanlıyım. 7. Alican Sadıç. Alican Sadıç da aynı şekilde çok uzun süredir takipçimiz. 94 puan aldı. Nurullah Zorba 95 puan. Elif Yılmaz 96. Ece Kaya 97. Aysun Cirim 98. Çağla Başkan 99. Ve Sevinç Genlik 100 puanı aldı. Emin olmak için bir daha baktım. Hani gençlik olabilir mi? Değil. Sevinç Genlik 100 puan aldı. Yeni bir isim. Çok güzel. Yeni isimleri görünce. 9. Son soruya geldik. 13-23. Gelsin sorumuz. Bir adet Migros rulo gofretin uzunluğu yaklaşık kaç santimetredir? Ekranda görüyorsunuz. Yani o birebir ölçü gibi algılamayın. Kutu yanıltmasın sizi. Yani kutu görsel hani olsun ne olduğunu gösterelim diye koyduk. O bir tane adet görüneni esas alın. Gelsin yanıtımız. 10 santimetre zaten herhalde aşağı yukarı rulo gofretlerin standarda yakın bir ölçüsü var diye düşünüyorum. Belki de standart yani hepsi aynı olabilir. Çok da güzel olur değil mi rulo gofret? Herkes seviyordur herhalde diye düşünüyorum. Aşkın Gizem Kayacan 100. olmuş ve 13 yanıtını vermiş. 1 puan almış. Meryem Kahraman 82. olmuş. Metin EKN'ye de 83. olmuş. Deniz Smile 60. Resneli Niyazi Bey tekrar gördüm 45. Zara Ekin 29. ve Nuray Yılmaz 11. olmuş. Ekiosa Japonya'dan katılan yarışmacımız. Çok ekiyor yani gitmiyormuş görüşmelere diye. Oh, ne kadar kötü bir espri ya. Bunu da silelim ve unutun yani bunu olmamış varsayalım. 94 puan. Leyla Ünlüer 95 puan. Tuğçe Sandıkçı 96. Merve Özer 97. Ufuk Ağırbaş gelsin sorular ben de yanıtlayayım 3. olayım 98 puan. Leyla Kurt 99 ve Sevgi Barış Kardeşlik. Aman Allah'ım ne kadar güzel değil mi? 10. sorumuzun 1 puan 100 puanını aldı. Birincisi oldu. Sevgi Barış Kardeşlik 100 puan da benden gelsin. 10 soru bugün de bitti. Saatlerimiz 13.25. Şimdi hızlıca bakacağız. Kim ne yapmış? 6. kim olmuş? Ayı Bulut olmuş 6. 498 puan almış. Çok iyi götürüyordu yarışmayı ama olmamış. 6.lıkta kalmış. 5. diğer iyi bir yarışmacımız İsmail Ozan 502 puanda. Yani 3.den sadece 8 puan geride İsmail Ozan. Çok iyi bir yarışmacı. Diğer iyi bir yarışmacı Ufuk Ağırbaş gelsin sorular ben de gün dördüncüsü olayım
dördüncü olmuş. 503 puanda. İsmail Ozan'dan 1 puan fazla almış. Çok iyi yarışmış Ufuk Ağırbaş ama nerelerde kaybetmiş biliyor musunuz? 2, 3 ve 4'te. 2 ve 3. sorudan puan alamamış. Kaç kere film gösterimi yapılmıştır ha? Okumaya çalışıyorum. 25 milyon. 25 milyon. Ufuk Ağırbaş nasıl bir 25 milyon nereden çıktı? Çok fazla. Kişi mi acaba düşündü bir anda? Kişi hesabı yaptı bence. Neyse. Sahanın çapını sormuştuk. 28 santim demiş. Oradan da puan alamamış. Kız çocuğunun yaşında da 8 demiş. Oradan da 8 puan almış gerçi. Evet. Şimdi gelelim ödül alanlara. Evet. Değişik değişik isimler. Üçüncü. 510 puan almış. Havva Zorba. Zorba ailesinden. Havva Zorba'nın ilk ödülü bu. 50 money kazandı. Tebrik ediyoruz. Ne yapacak Havva Zorba? itahminyarisma@gmail.com adresimiz. Money kart numarası ve iletişim bilgisini bize hemen yarışma biter bitmez gönderecek. Tebrik ediyoruz kendisini. 510 da puan almış. O birincinin puanı bu arada çok fazlaymış. İkinciye geliyorum. 34 puan daha fazla alan I was born to live and be the second winner of today's iyi tahmin. I was born to live 544 puan almış ve ikinci olmuş. Ve 100 money kazandı. 100 money. I was born to live'in de ilk ödülü hatırladığım kadarıyla en azından soru ödülü almadıysa 100 money kazandı. Aynı şekilde o da itahminyarisma@gmail.com'a gönderecek. Sadece 3 yarışmamızdan e-posta bekliyoruz. İlk 3 o da. Başkası lütfen atmasın. Onları dikkate almıyoruz. Ama hemen ne zaman bekliyoruz? Yarışma biter bitmez. Ve teşekkür ediyoruz. Geldik günün birincisine. 723 puan gibi inanılmaz bir puan almış ama I was born to live'i tabii unuttuk şeyi söylemeyi. Orta öğretimde kişi başına harcanan tutara 53.654 demiş. Oo, çok fazla. 2018 yılında. Yurt dışında mı okuttunuz? Okuyorsunuz. Sevgili I was born to live. Çok fazla olmuş bence. Oradan puan alamamışsınız. Evet, gelelim birinciye. Willy Wonka birinci olmuş. 723 puanla hem de. Willy Wonka'nın da ilk birinciliği. Eski bir yarışmacımız değil ise kendisi. İnanılmaz. 723 puan. Gerçekten inanılmaz. Çok çok iyi bir puan. Tebrik ediyoruz kendisini. Her sorudan bu arada puan almış. Her sorudan puan almış. En düşüğü 35 puan almış. Merak ettim de şöyle. En düşük 35 puan almış. O da etli yaprak sarmasından. Bir de haber kaç yılına aitten de 37 puan almış. Gerisi hepsi 60, 70, 90. Peki bugün de 13.29 hızlı hızlı bitirdim. Bir reklamdan sonra puanlarınızı da baş başa bırakıyorum. Pazartesi görüşene kadar saat 13'te sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Migros'ta müthiş cuma salıdan başlar. Yüzlerce elektronik üründe gerçek indirimlerle gerçek fiyatlar. 24-27 Kasım tarihleri arasında Migros müthiş cuma günlerinde. Bekleyin, bu fırsatı kaçırmayın. Migros size iyi.